Yeni bir videodan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzu gerdan yapacağız. Kuzu gerdanın yanı sıra bir de bulgur pilavı yapacağız. Hazırsanız hadi hep beraber tarifimize geçelim. Evet, malzemelerimize gelelim. 1 kilo 200 gram kuzu gerdan, 3 adet patates, 2 adet havuç, 3 baş soğan, 3 baş, 3 diş sarımsak, tuz, karabiber, kimyon ve kızartmak için yağımız var. Bu arada 2 adet de şöyle defne yaprağımız var. Bunları da tarif içerisinde neden defne yaprağını olduğunu sizlere açıklayacağım. Hadi devam edelim. Evet, tenceremizin altını yakıyoruz. Yağımızı ekliyoruz. Kızartacak kadar. Biraz da ısınmasını bekleyelim yağın. Ondan sonra gerdanlarımızı atacağız. Biraz gerdanlarımız bu yağda kavrulacak. Daha sonradan soğanları, patatesleri, havuçları koyacağız. En son üzerine su verip daha sonradan pilav tarifimize geçeceğiz. Evet, yağımız kızdı. Yavaş yavaş gerdanlarımızı içine koyalım. Etlerimiz mühürlenirken böyle önlü arkalı da çevirmemiz gerekiyor. Her iki tarafında eşitçe kızarması için, içindeki suyunu kaybetmemesi için böyle çeviriyoruz. Bu arada çok güzel kokuyor. Evet, etler istediğimiz kıvama geldi. Şimdi sebzelerini içine döküyoruz. Patatesi, soğanı, havucu, hepsini içine gönderip biraz da bununla beraber başlayacağız. Böyle bir tahta kaşık yardımıyla da şöyle bunları güzelce içine yayıyoruz aynı zamanda. Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar da bunlarla beraber karıştırıp daha sonradan suyunu verip pilavımıza geçeceğiz. Evet, suyun girme zamanı geldi. Şöyle sıcak suyumuzu içine döküyoruz. Ben suyunu biraz fazla koyacağım. Çünkü bulgur pilavı yapacağımız için bu suyu bulgur pilavında da değerlendirmek istiyorum. Siz eğer bulgur pilavı yapmayacak olursanız daha az koyarsınız. Ama bulgur pilavıyla da çok güzel oluyor. Benden size tavsiye. Biraz bu şekilde haşlayacağım. Biraz daha koymak istiyorum. Düdüklünün kapağını kapatmayacağım. Daha sonradan suyunu alması için zor olacaktır. Bu şekilde haşlayıp daha sonradan suyunu alıp düdüklüyü o zaman kapatacağım. Evet, etlerimiz orada usulca kaynarken biz de pilavımızın malzemelerine gelelim. 1 bardak bulgur, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım patlıcan, aşağı yukarı 300 gram kadar mantar, önceden sıcak suda bekletmiş olduğumuz kuru domateslerimiz, charleston biber, kırmızı biber, kimyon, tuz, nane ve karabiberimiz var. Hadi başlayalım. Evet, tenceremizi ocağa alıyoruz. Ocağın altını yakalım. İlk başta tereyağını içine ekleyelim. Evet. Karıştırmaya başlayalım. Tereyağın yanmaması için birazdan da zeytinyağı ekleyeceğim içine. Yine bakır tencerede yapıyorum. Biliyorsunuz bakır tencere çok iletken olduğu için hemen ısınma oluyor. Diğer tencereler gibi olmuyor. Diğer işte teflon tencere olsun. İşte şunun adı ne ya? Çelik tencere gibi olmasın. Neyse, zeytinyağımızı verelim. Bakın ne kadar çok ısındı.
biraz da zeytinyağları. Altını biraz kısalım. İlk başta mantarlarımızı atacağız. Bunun sebebi mantar çok hızlı sürünüp salan bir ürün. İlk başta mantarımızın suyunu çıkartıp daha sonradan şöyle çekelim buraya. Patlıcanımızı koyacağız. O da su salıyor. Bu işlemleri sırasıyla yaparak size göstereceğim. Bakın görüyor musunuz nasıl suyunu saldı? Bu suyunu iyice çekmesi lazım. Ondan sonra malzemelerimizi tek tek koymaya başlayacağız. Evet, mantarlarım istediğim kıvama geldi. Şimdi içine soğanını ve sarımsağını koyuyorum. Bunları da öldüreceğim. Şöyle bir yandan da tabii ki karıştıracağız bu şekilde. Böyle geçen videodan akıllandım. Artık bakın görüyorsunuz peçeteyle tutuyorum. Geçen videoyu izleyen arkadaşlar hatırlar. Yumurta kapanan videosunda bakır tencerede elimizi yakmıştık. Artık akıllandım. Evet, soğan ve sarımsaklarımız istediğimiz kıvama geldi. Yani öldüler. Şimdi içine salçasını verip salçayı da başlayacağız. Pişireceğiz daha doğrusu. Evet. Aynı şekilde bunu da böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Salçam da kavruldu. Şimdi patlıcanımızı koyuyoruz içine. Evet. Bunları da kavurmaya devam edeceğiz. Ardından biberlerimizi de koyalım. Yine karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu lezzeti, bu karışımı şu kuru domatesle patlatıyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel bir tarif izliyorsunuz. Damak çatlatacak, damak. Evet, şimdi bulgurumuzu koyuyoruz. Artık bu aşamadan sonra çok karıştırmayacağız. Çünkü içinde patlıcanlar var. Patlıcanların dağılmaması lazım. Pilavım istediğim kıvama geldi. Şimdi çeşnilerini atıyorum içine. Daha sonradan bir kere karıştırıp üzerine et suyunu koyacağız. Tuzumuzu attık. Karabiberimizi atıyoruz. Evet, karabiberimiz de yeterli. Kimyonunu atıyoruz. Şöyle yaydırarak atarsanız her yerine işler. En son olarak da nanesini attıktan sonra bir kere karıştırıp et suyunu üzerine ekleyeceğiz. Haydi bakalım. Suyunu artık ekleyebiliriz. Yeterince karıştı. Patlıcanları da çok dağıtmak istemiyorum. Haydi bakalım. Et suyumuzu. Şu bir. O 2 bardağa tekabül ediyordu. Bu da şöyle 3 bardak. Toplamda 3 bardak et suyu girdik içine. Suyunu verdikten sonra karıştırdık. Altını kısıp demlenmeye bırakacağız. Şöyle altını kısalım. Kapağını da örtelim. Sunumda görüşürüz. Evet, bulgurun yanında benim için olmazsa olmaz sarımsak ve biber. Aynı zamanda sunumda da çok güzel duracak. Onun için şöyle güzelce köz matiğimizde biberlerimizi ve sarımsağımızı közlüyoruz. Hadi bakalım, çok güzel şeyler çıkacak ortaya. Yine bir yemek tarifi videomuzun sonuna geldik. Bakın yine mutfakta harikalar yarattık. Çok güzel duruyorlar. Eminim güzel durdukları kadar lezzetlidir de zaten birazdan yiyeceğim. Çok acıktım.
Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esenle kalın.